Manşete hoş geldiniz. Evet söz bitmedi, hala konuşacak şeyler var. Fakat insanların söyledikleri, insanların sözleri çok fazla ülke başkentlerinde yankı bulmuyor. Eylemler yapılıyor, yürüyüşler düzenleniyor, sosyal ağlarda videolar paylaşılıyor, hatta daha tesirli e, diyebileceğim mesela Yahudi camiasından, e, İsrail vatandaşı olan insanlar ya da işte Filistin, Dünyanın dört bir tarafında yaşayan Filistinliler, Araplar videolar paylaşıyorlar, görüşlerini ifade ediyorlar. Gerek antisemitizme karşı gerekse İslamofobi'ye karşı çok güzel dayanışma örnekleri son derece zaten olması gereken insani bir duruş sergiliyorlar. Fakat başkentler bildiğini okuyor. Medya da çok zor bir dönem geçiriyor. Yani şu ara yaşanan sıkışıklığı, şu ara yaşanmış sıkışıklığı ve şu ara ortadaki kavram karmaşasını ve özellikle dünyanın bir yerinde meydana gelen olan oluşan neyse savaşı, saldırıları, insanlık dramlarını neyse ele alış biçimi itibariyle çok büyük bir sıkışmışlık var. Gerek başkentlerde gerekse medyada. Ben yakın zamana kadar e, böylesi bir e, çifte standart, böylesi bir iki ikiyüzlülük görmedim. Gerçekten görmedim. Evet Ukrayna Savaşı'nda da, e, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde de adına her ne derseniz deyin. E, çok fazla dezenformasyon vardı. E, Rusya tarafını tutanlar ya da Ukrayna tarafını tutanlar, batıcı olanlar, doğucu olanlar her neyse. Bir yönüyle her kafadan bir ses çıkıyordu ama her kafadan bir ses çıkıyordu. En azından insanlar bir tutum almaya ya da işte söylemlerini düzeltmeye falan zorlanmıyorlardı. Faşizm nedir biliyor musunuz? Faşizm söyletme sanatıdır. Yani sessiz kalmayacaksın. Ben ne istiyorsam onu söyleyeceksin. Ben nasıl tanımlıyorsam, nasıl yaklaşıyorsam? ben bu işin adını nasıl koymuşsam sen de aynı şeyi söyleyeceksin benim yanımda hizalanacaksın benim kelimelerimi kullanacaksın ben hangi tarafı tutuyorsam o tarafı tutacaksın ve benim kelef kelimelerimle olayı kritik edeceksin analiz edeceksin veya yorumlayacaksın veya tanımlayacaksın veya anlatacaksın konuşacaksın şu günkü kadar sıkışmışlığı emin olun ben meslek hayatımda da yaşamadım yakın dönemde de var mıdır bilmiyorum büyük bir sıkışmışlık var ve bu biz gazeteciler için özellikle son derece öğretici son derece eğitici ve notlar alıyoruz ve dünya yeniden bir biçim alırken eski hal muhal eskilerin tabiriyle eski hal muhal ama yeni hal ne olacak eski hal bitti eski hal gitti ama yeni hal ne olacak bütün bu değişimler dönüşümler altüst olmalar içerisinde nasıl bir dünya inşa edilecek Nerede, ne biçimde, hangi insanlarla veya hangi insanların kimlerin sırtında yükselecek? Bu dönüşüme tanıklık ediyoruz. Onca tecrübeyle, onca yaşanmışlıkla o açıdan da yararlı bir tecrübe. Yani işin böyle de bir iyi bir tarafı var. Karga kafasının karikatürüyle başladım bugün. Çocukları insanların erişemeyeceği yerde saklayın. Şimdi müthiş kavram kargaşaları var ve herkes işte savaş suçu nedir, nefret suçu nedir, İsrail'in politikalarına karşı olmak e, Yahudi düşmanlığı mıdır? İşte Filistin meselesi, Hamas meselesi, Gazze meselesi, işte Gazze'deki siviller, e, onların da canım günahı var. Hamas Hamas'ı himaye ettiler, içlerinde tutuyorlar ve hala Hamas'ı destekliyorlar. Dolayısıyla Gazze'ye dönük bir harekat, sivillere dönük bir harekat olmayacak gibi tezler var. filan. Yani hani Amerika'nın Vietnam'da uyguladığı strateji ki orada batığa saplandı. Yani suyu ısıtalım ki balıklar yüzeye çıksın. Ama Amerika öyle bir viyattan batağına saplandı ki bir daha da çıkamadı ve bir sürü insan hayatını kaybetti. Ve oradan çıkartılmamış dersler var belli ki hala. Ve yani 70 yıl, 80 yıl önce uğruna filmler, diziler, kitaplar yapılan, çekilen, üretilen neyse. Holokost, Yahudi soykırımı. Çok nettir milyonlarcası katledildi, sürüldü. Ciddi bir soykırımdı ve soykırım kelimesi genocide bununla e, tarif edildi. Yani Yahudi soykırımının üzerine geliştirilen ve üzerine tezler yazılan ve bilim, bir yönüyle bilimselleşen bir tabir olarak ortaya çıktı. Ve aynı e, kesim gitti İsrail'de bir ülke kurdu ve şimdi benzer eylemlere imza atıyor. Şimdi siz bunu eleştirdiğiniz zaman Yahudi karşıtı mı oluyorsunuz? Bilmiyorum işte bu kavramlar. O kadar e, şu anda ele alınıyor ve o kadar artık ya bu savaş suçudur bu değildir. Bu nefret suçudur bu değildir. Bu antisemitizmdir bu değildir. Bu antisiyonizmdir bu değildir. İşte bu İslamofobidir bu değildir. Gazze böyledir, Gazze halkı şudur, Filistinliler budur filan. Çok kategorize edilmeye başlandı ve hemen her şey bununla maalesef ele alınıyor. Ama altını sileceğim şey şu çocuklar kırmızı çizgiyi her ne olursa olsun ne kavramla gelirseniz gelin şuna itiraz edemezsiniz çocuklar hangi taraftan olursa olsun hangi ırktan dinden milletten olursa olsun kimliği olsun olmasın pasaportu olsun olmasın çocuklar çocuktur ve çocuklar kırmızı çizgidir çocukları katletmek de ne suçu olursa olsun suçtur nefret savaş adına ne diyorsanız soykırım katliam fark etmiyor suçtur çocukları koruyacaksınız. Herhalde bunda mutabıkız değil mi? Hayır, çoluk çocuk da gireriz dediğinizde işte orada tartışma bitiyor. Hani birkaç gün önce ekrana getirmiştim. Haber e bağlanan Tel Aviv'den bir öğretim üyesi. Onlar çoluk çocuk girdiyse biz de gireceğiz diyor. Anlatabiliyor muyum? O orada biter. Burası kırmızı çizgidir yani. En azından burada durmanız gerekiyor. Hemen her konuya itirazınız olabilir ama çocuklar dediğinizde durmanız gerekiyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Gazze şeridi, suyun tükendiğini, aile çocukların kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda kaldığını duyurmuş. Hemen insani bir ateşkese imza atılması lazım diyor. Hemen, derhal, şimdi. Sadece dün gece yüzden fazla kişi öldürülmüş. Refah Han Yunus bölgelerindeki evlere düzenlenen saldırılarda. O arada Refah sınır kapısının hemen Gazze Şeridi'nin güneyinde açılmamasını, açık tutulmamasını ya da en azından bir şekilde ortadan kaldırılmasını her iki tarafta istiyor. İsrail tarafı da istiyor bir yönüyle, bir yönüyle Hamas da istiyor. Yani Gazze Şeridi'ndekiler orada kalmaya devam etsin. Daily Telegraph'tan ee, özür dilerim. Telgraf gazetesinden e, kestim bunu. Gazete son durum güneye doğru Filistin bölgesi oluşuyor. Kuzeyde de işte bir İsrail bölgesi oluşuyor. Şu anda durum bu. Fakat Kuzey'de herkesin de yerini terk ettiğini söyleyemeyiz. 1.1 milyon insan ki yaklaşık Gazze nüfusunun yarısı yerini terk etmiş. Oradan oraya göçmüş o da Gazze şeridinin içinde. Ama Kuzeyde de hala yerini terk etmeyenler var, direnenler, orada durmaya devam edenler var. Ama Hamas'ın etkisi ama kendi bir biçimde kendi direnişi. Kaybedecek bir şey yok sonuçta. Yani diyor bunun sonunda ölüm varsa ölürüz yani ne yapalım. Yani gitmek de çözüm değil. Muazzam bir kapana sıkışmıştık hali. Orada olmayan anlayamaz. 2005-2006'dan beri Gazze'de blokaj devam ediyor. O gün doğan bir çocuk şu anda 17-18 yaşında. Bununla büyümüş, bununla yetişmiş. Başka bir hayat bilmiyor, başka bir şey bilmiyor. Hayatta pasaportu olmamış, bir kimliği olmamış, bir devlet olmamış. Derme çatma imkanlarla doğmuş, büyümüş ve şu anda bir yaşam kavgası veriyor. Ama neyin kavgasının verdiğinin de çok fazla farkında değil. Orada değiliz, bilmiyoruz. O insanları anlayamayız yani bir yönüyle. Okuruz elbette. Ne konuşuyorlarsa dinleriz. Fakat anlayamayız. Anlamak güç. Hamas İsrail esir kadının yeni görüntülerini yayınlamış. 21 yaşında. Şu anda Gazze'de tedavi altındaki bir kadın ailesi de çıktı biraz önce konuştu. Her iki tarafta büyük acılar var. Büyük acılar birikti ve bütün bunların dolaşıma sokulması, bütün bunların e, paylaşılması karşılıklı öfkeyi biriktiriyor ve ben karşı tarafa ne yaparsam yapayım mubah dedirtiyor. Ama en azından dünya halklarının yani Gazze'de ve İsrail'de durum bu olabilir. Gazze'de ve İsrail'de siviller, askerler her neyse karşılıklı büyük bir öfke, intikam duygusuyla beslenmiş, bilenmiş neyse olabilirler. Ama en azından dünya sağduyusunu yitirmemeli. Ama en azından dünya biraz daha serin kanlı yaklaşmalı. Ama en azından dünya doğru tarih okumasıyla doğru çözümler geliştirmeli. En azından çevre ülkeler Mısır'ı, Suriye'si, Lübnan'ı, Irak'ı, Suudi Arabistan'ı, Katar'ı, Ürdün'ü ki Ürdün en çok Filistinli nüfus Barındıran bir ülke. Yarıdan çoğu Filistinli ve Kral Abdullah dün İngiltere'deydi. Bugün Almanya'ya geçmiş. Avrupa turu atıyor. Yapmayın etmeyin diyor. Biz bununla büyüdük. Ve artık bitsin bu diyor. Yani bunun sonu yok. İzledim konuşmalarını. Çok güzel İngilizceyle, fasih bir İngilizceyle konuşuyor. Burası İngiltere eğitimli. Ama yani yetti artık diyor. Enough is enough dedi. Yeter artık diyor. Bıktık diyor. Ne desin yani? Esirlerden bahsediliyor ama bir önceki yayında bahsetmiştim mesele esir meselesi olmaktan çıktı. Yani siz İsrail'in 200 esirini veya 250 bilmiyoruz. 200'ün üzerinde olduğu ifade ediliyor. Hamas kaynakları 250 diyor. İsrail kaynakları 199-200 diyor. Belirledikleri, belirleyebildikleri ve halen kayıplar da var. Yani her iki taraftan kayıplar da var. Gazze tarafında binaların altında bin kadar insanın hayatını kaybettiği veya kaldığı, kaybolduğu Neyse artık ulaşılamadığı ifade ediliyor. Aynı şey İsrail tarafı için de geçerli. Ulaşılamayanlar var. Yani ne esir listesinde görülüyor ne ölüm listesinde görülüyor. Başka bir şekilde kaybolmuş. Nerede olduğu belli değil. Ama şu net aşağı yukarı 200 civarında esir varsa... E, ...İsrail tarafında da 5000 civarında. Cezaevindeki Filistinli sayısı. Acaba bunlar ona şey yapar mı? Ne, ne bileyim... Hmm. Her bir İsrailli karşılığında 100 kişi serbest bırakılır mı? Falan gibi tezler de var. Yani 200 esir varsa 2000 Filistinli cezaevlerinden çıkar mı? Falan gibi tezler de var. ya Özür dilerim. 200 e, İsrailli esir varsa e, 2000. Evet doğru. Şey, şey 20 bin Özür dilerim. Iki, iki sıfır attığınızda 2-0 attığınızda yirmi bin oluyor. Ama e, o kadar Filistinli yok çocuklu. Belli ki bununla yani İsrailli her bir İsrailliye 100 kişi karşılık geliyor. O açıdan bu esirler, bu esirler çok kıymetli geliyor demeye çalışmışlar. Bu arada bir festival alanı vardı hemen Gazze sınırının dışında birkaç mil dışında ve o festival alanına dalmıştı Hamaslı militanlar ve orada hedef gözetmeksizin insanları katletmişlerdi. Bazı iddialara göre ben burada da dile getirmiştim. Bazı kadınlara tecavüz ettikleri ve sonra katlettikleri ya da esir aldıkları gibi iddialar vardı. Bu kanıtlanamadı. Ya da bunun kanıtlandığına dair bir veri henüz ulaşmadı. Yine oradaki ölü sayısına ilişkin de rakamlar birbirini tutmuyor. 1400'den fazla kayıp insan var ama yalnızca 1000 ceset bulabildik demiş gönüllüler. Hamas 200'e yakın rehine olduğunu söylüyor. 150 kişilik fark var diyorlar. Yani İsrail'in izah ettiği, açıkladığı 1400 civarındaki ölüm veya işte neyse kayıp insan bulunabilmiş değil. En az 260 kişinin festival alanında hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Belli ki 260 ceset de yok. Ya da bu cesetler nerede? Rehineler içerisinde de olmadığına göre bu bir soru işareti ama işte artık ne zaman ortaya çıkarılır gerçek listeler bunu da zamanla göreceğiz. Tabi bazı şeyler o kızgınlıkla veya o koşullarda gerçek diye sunulmuş ya da üretilmiş de olabilir bilmiyoruz. Ciddi bir bilgi kirliliği de var yani. İran'dan açıklama var. Hamas'ın yeni eylemlere hazırlanabileceği yönünde. Önümüzdeki saatlerde direniş cephesinden önleyici bir eylem bekleyebiliriz diyor. Karşı bu arada hatırlatalım. Karşılıklı şey var. Yani sadece İsrail tarafının saldırıları yok. Hamas tarafı da saldırılarda bulunuyor. İsrail tarafına ve e, siz diyor Gazze'yi Gazze diyor top atışına tutuyorsanız biz de diyor İsrail kentlerine top atışını düzenliyoruz. İzzettin El Kasım Tugayları Tel Aviv ve Kudüs'e yönelik roket saldırısında bulunmuş. Siz sivilleri hedef alıyorsunuz biz de sivilleri hedef alıyoruz diyor Misilleme. O arada yine Hamas tarafından Refah'a da bir takım atışlar var. Yani Hamas Gazze şeridinin boşaltılmasını, Gazze şeridindeki sivillerin terk etmesini istemiyor. Herkes bulunduğu yerde dursun diyor. Bir yönüyle de Gazze'li sivilleri sivil kalkan olarak kullanıyor ya da kullanmayı düşünüyor. İsrail ordu sözcüsü Gazze'nin yeni statüsünü diğer ülkelerle tartışarak belirleyeceğiz demiş. O yönüyle iyi. Yani neticede bu konunun küresel bir mesele olduğunun altı çizilmiş oldu. Ki zaten e, Amerika Başkanı yarın bölgeye gidecek. E, İsrail Dışişleri Bakanı sürekli mekik dokuyor. E, Belli ki bu arada bir karar harekatı falan söz konusu değil ve belli ki kapalı kapılar ardında neler konuşulduğunu bilmiyoruz. İleride insanlar anılarını yazınca öğreniriz ama şu anda bilmiyoruz. Belli ki İsrail tarafı da belli şeylere ikna edilmeye çalışılıyor ve Gazze'de özellikle Amerikan Başkanı dün evvelki gün dikkat çekmişti. İnsani bir dram yaşanıyor. En azından bu insani dram dünyanın da artık tepkisini çekmeye başladı. Bir hafta 10 gün sonra e, bu bir noktaya kavuşturulabilir. Umut. Refah Sınır Kapısı bu. Kapı Mısır'ın kontrolünde ama giriş çıkışları İsrail'de kontrol ediyor. Hala hazırda çok sınırlı kullanımı açılıyor ama yani burası insan çıkışı değil. Fakat en azından Gazze'ye insani yardım ulaştırılması açısından çok önemli bir kapı. Neden olmasın? Yapılabilir. Ama o bile yapılmıyor, yapılamıyor. Çünkü Gazze'de kaynaklar tükenmek üzere. Şundan haberiniz var mı? İsham Abdullah isimli bir Reuters çalışanı, kameraman, Lübnan sınırında İsrail füze atışıyla hayatını kaybetti. Reuters'ta haber oldu ama çok fazla büyütülmedi. Tam tersi olsaydı ne olurdu? Yani insanların bakış açısı, yaklaşımı falan bile kim ölmüş, ne taraftan ölmüş, orijin olarak nedir, hangi füzeyle ölmüş ona bakıyor. Ona göre de bu işi büyüteyim mi büyütmeyeyim mi bunu değerlendiriyor. Geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetti. Yine gazetecileri koruma komitesi sadece Reuters çalışanının değil 15 gazetecinin 7 Ekim'den bu tarafa bugün 17 Ekim 10 günde hayatını kaybettiğini duyurdu. Hatta onların böyle listesini de yayımladı. 15 gazeteci ölmüş. 11'i Filistinli, 3'ü İsrailli, 1'i Lübnanlı. 8 gazetecinin yaralandığı bilgisi var. 3 gazeteci ise ya gözaltında ya da kayıp. Burada da ölenlerin isimleri var. ...tek tek listelemiş, nerede çalıştıklarını, ne yaptıklarını... ...ve dikkat ederseniz, isimlere dikkat ettiğinizde... E, ...tamamı e, bölge gazetecisi. Uluslararası kuruluşlara çalışıyorlar ama... ...bölgenin insanları. Evet. Gazetecilik demişken BBC önünde eylem vardı... ...ve Hamas'a terörist demediği için... E, ...BBC eleştirildi ve Yahudi toplumu... ...Yahudi Birliği, Ulusal Yahudi Birliği... ...terörü olduğu gibi Adlandır'ın çağrısında bulundu... E, söyletme söylet, mecburiyeti demiştim ya başta. Yani bırak nasıl tanımlıyorsa tanımlasın. İki terör terörist meseleleri modern çağın e, icat ettiği kelimeler. Eskiden de vardı ama yakın zamanda ki anlamına modern çağda son belki 40-50 senede kavuştu. Kime göre neye göre terör terörist? Yani kendi yaşadığınız ülkede bakın, e, tanımlamaya bakın. BBC bu baskılar üzerine şöyle bir yol seçmeye başladı. Hamas militanları diyor, savaşçıları diyor, fighter kelimesini de kullanıyor. Savaşçıları diyor. Ama diyor işte Amerika, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinin terörist organizasyon olarak kabul ettiği Hamas diye de ekliyor. Evet. Yine Arapça servisinde görev yapan 6 kişinin görevi sonlandırılmış, işten el çektirilmiş. Yani daha doğrusu yayına çıkmalarına yasak getirilmiş. Twitter'da şurada burada sosyal ağlarda e, Aksa Tufanı Hamas operasyonunu neyse destekler izlenimi verdikleri için BBC. Orada BBC fotoğrafı özellikle seçtim. BBC'nin bütün duvarlarını böyle kırmızı boyayla da boyadılar. Yani kimseye de yaranamıyorsunuz. Öyle deseniz böyle, böyle deseniz öyle. Bir de şöyle bir şey var. Ben bütün gün önümde BBC açık. Sky'a da bakıyorum. 2 i̇ki haber kanalı var İngiltere'de. Yani Hakkını da vermek lazım. Yani düzinelerce insan da bölgeden bir şeyleri geçmeye çalışıyor. Her Hemen her şeyi de veriyor. İnsani dramı veriyor. Her iki taraftaki açıklamaları veriyor. Son durumu veriyor. Kayıpları veriyor. E, ne bileyim refah sınır kapısından bilgileri veriyor. Liderlerin temaslarını veriyor. E, uluslararası tepkileri veriyor. Londra'da hafta sonu yürüyüş vardı. Dikkat eder misiniz? İngiltere'ye Avrupa demiyorum ben. Yani bu coğrafyada sadece İngiltere'de hafta sonu eee Gazze'deki insani duruma dikkat çeken eylemler oldu. Ve bunu bütün kanallar ve gazetelerde verdi. Avrupa'da yasak biliyor musunuz eylem yapmak. Yani e, böyle de bir şey var. Çok zorluk var. Yani şu anda medyada gerçekten devletler devletler arası ilişkiler savaş bu durumda sıkışmış durumda. Şimdi oradan alıyorlar bir kareyi, bir sunucunun lafını, bir yorumcunun bir lafını. İşte bak işte şey de böyle. İşte bu kanalda böyle. Ya bu böyle değil yani. Yani arada bir şey için bızlayarak bir yayın politikasını bir haftadır on gündür devam eden hikayeyi mahkum edemezsin, linç edemezsin. Ben çokça eleştiriyorum BBC yayınlarında ama yani böyle değil. Elinden geldiğince verebildiğince veriyor yani. Anlatabiliyor muyum? Bir kareyle bir şeyle Olayı bitiriyorsunuz. Guardian, İngiltere'de İşçi Partisi'ne yakın bir gazete ki Guardian uluslararası saygında olan da bir gazetedir. 42, 42 yıllık karikatüristini işte efendim antisemitik bulduğu gerekçesiyle son çizdiği karikatür kovmuş. Karikatür bu. İsrail, Netanyahu'ya Gazze halkı get out. Defolun gidin diyor. Hemen şimdi diyor. Kendi karnına işte Venedik tacirinden esinlenerek Gazze şeridi haritası çizmiş filan falan. falan. Yani işte orada bir anlamda şey diyor. E, neşterle kesmek üzereyken kendi karnını neşterle kesmek üzereyken gösteriyor falan. Bu karikatür yayınlanmadı Guardian'da ve karikatüristle yollar ayrıldı. Ama bu haber ve karikatür bütün adada yayımlandı. Görmeyen de gördü yani. Bu işin böyle bir tarafı var. Şimdi şu terimleri yerli yerine oturtmak lazım. Antisemitizm nedir? Antisyonizm nedir? Bu terimler ne anlama geliyor? Burada işte antisemitizmin Yahudi karşıtlığı, antisyonizm ise İsrail devleti karşıtlığı karşılıklı olduğu belirtiyor ama şu anda hepsi birbirine girmiş durumda. Siz İsrail devletini eleştirdiğinizde, İsrail devletinin ataklarını eleştirdiğinizde e, antisemitik oluyorsunuz. Yani Yahudi düşman oluyorsunuz. Alakası yok. Ben yüzlerce Yahudi örneği verebilirim size. İsrail ve İsrail'in ataklarını, İsrail'in politikalarını kabul etmeyen, eleştiren yerden yere vuran. Onlar antisemitik olmuyor Yahudi oldukları için. Ötekiler öt oluyor. Çok acayip bir durum var. Tamam mı? Yani böyle bir sıkışmışlığı gerçekten hayat boyu görmedim. Mesleki olarak da görmedim. Yani Yahudilik başka bir hikaye. İsrail başka bir hikaye. Artı İsrail devleti, İsrail hükümeti başka bir hikaye. Yani İsrail Devleti'ne buyurun karşı çıkın. Yani bir de şu da var yani eski hal geçti. Yani İsrail işte yerleşti etti bilmem. Tamam ama yerleşti yani. 100 yıldır 120 yıldır hikaye. 75 yıldır orada devlet var. Bitti yani artık onu oradan hani söküp götürüp başka bir yere koyma falan şeysi yok. Tamam yani orada istenmeyen bir devlet pozisyonunda kendini kabul ettirememiş varlık şartları belli filan ister istemez şiddete başvuruyor. Şöyle böyle bu tür konular da var. Hepsini kendi bağlamı içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Yani İsrail'e karşı olmak da başka bir şey. Mevcut İsrail hükümetine karşı, İsrail hükümetinin eylemlerine, tezlerine karşı olmak da bir şey. Ya kavramlar bu kadar açık ve netken. Oradan nasıl bir İsrail düşmanlığı çıkarılıyor ya da Yahudi düşmanlığı çıkarılıyor anlamak mümkün değil. Diyebilirsin ki ben İsrail düşmanı değilim. Ben Yahudi düşmanı, Yahudi karşı da değilim. Ama mevcut İsrail hükümeti yanlış yapıyor, eleştiriyorum. Gitmeli falan. O başka, o başka. Le Figaro ya da Le Monde yayınlandı bu karikatür. Karikatür diyorum bu harita. Hep işte gösteriliyor. İşte başta orası Filistin bölgesiydi. Sonra 67'de bu noktaya geldi. 95'te bu noktaya geldi. Yani şu anda gelinen nokta bu. Yani bir gazze şeridi var ee, batı şeriada delik deşik olmuş durumda İsrailli yerleşimcilerle. Yani sivillere yönelik öfke haksız değil derken bunu da kastediyorum. İsrail oraya getirdiği yerleştirdiği sivil yerleşimcilerle bir tür gerilla savaşını ya da e, sokak çatışmalarını falan da tetikledi karşılıklı olarak ve karşılıklı olarak büyük öfke birikti. Ama durum bu. Yani nihai amaçta zaten görülüyor. Yani bugün yani bu noktadan bir Filistin yurdundan böyle bir noktaya geldiyse işin gittiği yer belli fakat yani bu yani bu haritalar da geçmişte kaldı artık. Yani mevcut durum üzerine yeni bir politika inşa etmek lazım zannediyorum. E, şu aşamada bütün dünya devletlerinin ve özellikle çevre ülkelerinin düşündüğü, tasarladığı, yapmayı planladığı da bu. Dikkat ederseniz e, Türkiye bayrağı yok. Niye? Yoksun çünkü oyunda. Ben Türkiye'den bir açıklama getirdim mi? Kaç gündür ekrana getirmedim, getirmiyorum da bugün işte Hakan Fidan konuşmuş falan. Niye? Hükmü yok ki. Kimse bakmıyor ki, kimse dinlemiyor ki. Kimse seninle konuşmuyor. Amerikan e, Dışişleri Bakanı bir tur attı, ikinci tur atacak. Amerikan Başkanı geliyor. Ne senin bakanlarınla, bırak sarayı, ne senin yetkililerinle konuşan var, ne de sana me mektup yazan var. Neden? E Çünkü Suriye'ye girerek bütün iddianı kaybettin bir ay önce. Suriye'de aynı değil elbette, benzer bir eyleme imza attın. Orayı işgal ettin, orayı gittin vurdun, oradaki enerji kaynaklarını, petrol istasyonlarını, elektrik santrallerini vurdun, sivillere yaşamı dar ettin, insan öldürdün. E... Ve ondan dolayı da Amerika bölgedeki varlığını sırf senin yüzünden bir sene uzatma kararı aldı. Oturup seninle mi istişare edecek İsrail meselesine? Evet. Bitirirken Polonya seçimlerine bakalım. Polonya'da Türkiye kamuoyunun da yakından tanıdığı e, Tusk, Donald Tusk e, Avrupa Birliği konseyi başkanıydı eskiden. O ara çokça ismi gündeme gelirdi. Polonyalı e, ve seçimi muhalefet etrafında kenetlenince önde bitirdi ve koalisyon yeni hükümetin başkan olması bekleniyor. İktidardaki parti ise radikal görüşleriyle bilinen Avrupa Birliği karşıtı vesaire işte Rusya savaşında bir pozisyonu var falan... İktidardaki parti oylarını azaltarak kaybetti ama %36'ya kadar düşmüş. Özür dilerim. Ee, evet evet %36'ya kadar düşmüş. 44'müş oyu. Ve fakat 36'nın karşısındaki blok bir şekilde birleşti ve beraber hareket etti. Demek ki muhalefet isterse iktidar %50'nin altına düşmüşse %40'lara %35'lere düşmüşse ee, muhalefet isterse birilerinin etrafında birleşip veya bir mutabakat metni etrafında birleşip ...iktidarı alaşağı edebiliyor... ...bir koalisyonla ortaya çıkabiliyor... ...olmayan şey Türkiye'de ama... ...örneği var Polonya'da oldu... ...o açıdan da örnektir... ...dün atanamayan doktorlar ya da... ...boş kadrolara... ...atayacak doktor bulamayan daha doğrusu... ...Sağlık Bakanlığı verisini paylaşmıştım... ...son Türkiye... ...Türkiye'de durum nedir... ...bir haber ver... ...dediğinizde Türkiye'de durum bu... ...diyecek tweet... ...Eren Keskin paylaşmış... Sağlık Bakanlığı aramış geçenlerde. Sık sık acil servis yardım almam nedeniyle bir ankete katılmam istendi. Ben de dedim ki her hafta gözaltına alınıp iki kez acile götürülüyoruz. <laughs> Hemen kapattı arayan görevli. Şaka gibi bir yer demiş. İşte böyle. Ülkenizde böyle. Evet. Bir yayını daha kapatıyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla. Çarşamba yokuz. Perşembe manşet tekrar ekranlarda olacak. Tekrar karşınızda olacak. Umarız ve dileriz ki bir kere daha ekrana getiriyorum. Çocuklar. Çocuklar kırmızı çizgimiz. Karga kafasının karikatürüyle tamamlayalım. Çocukları insanların erişemeyeceği yerde saklayın. Evet. Çocuklar kırmızı çizgi. Hemen her şeyi sulandırabilirsiniz. Hemen her kavramı yeniden tanımlayabilirsiniz. Ama bu kavramı tanımlayamazsınız. Onlar çoluk çocuk girdi. Biz de giriyoruz diyemezsiniz. İşte orada orada kırmızı çizgiyi. Orada çizgiyi çekeceksin. Çocuklar kırmızı çizgi. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.